son zamanlarda Türkiye gündeminin önemli bir parçası haline geldi. Peki Bursa depreme ne kadar hazırlıklı? Bugün Mimarlar Odası Başkanı Şirin Rodoflu Şimşek'le birlikte Bursa'nın olası bir depreme ne kadar hazırlıklı olduğunu konuşacağız. Tüm kayıplarımız için çok üzüldüğümüzü belirtmek istiyoruz. Kalanlara kolaylıklar, vefat eden vatandaşlara rahmet diliyoruz. Kötü bir deneyimdi tekrar. Biz 1999 büyük depreminden sonra aslında ülke olarak birçok farklı gelişmeyi getirdik beraberinde. Depremle beraber hazır beton kullanımına geçmekle birlikte birçok yönetmelik değişti aslında. Depreme dayanıklı bina üretimi için aslında iyi bir çalışma yapıldı. Yıllar içinde her geçen gün daha da gelişen bir haldeyiz bu noktada ama tabii Bursa gibi %60'ı veya %70'ine yakını kaçak yapı olan bir şehirde çok da hazırlıklıyız demek doğru değil. Yeni yapılan yapılarda evet son yönetmeliklere göre bir takım projeler üretiliyor, dikkat ediliyor, şantiyede takipler yapılıyor ama maalesef kaçak yapı itibariyle çok ciddi risk altında olan yapı stoğumuz da mevcut. Özellikle bazı bölgelerde çok eski yapılaşmaya ait, 2000 yılı milattır bu konuda, 2000 yılından önce yapılmış çok fazla yapı var. Pek çoğuna bakarsak aslında depreme hazırlıklı olduğumuzu söyleyemeyiz. Hiç temeli olmayan, taşıyıcısı hiç uygun olmayan birçok yapı bir sürü kat taşıyor üzerinde. Dolayısıyla aslında insanımız mezarlarında yaşıyor ve farkında değil. Çok trajik bir konu. Biz bu anlamda zaten çok hızlı hareketin artık gerektiğini söylüyoruz ısrarla. Bu bir gerçek, bunu yok sayamayız. Her an bir depremle biz bu gerçekle çok ciddi yüzleşebiliriz. Maalesef bir takım depremler her seferinde gündeme taşıyor konuyu ama nedense konu tartışılıyor, değerlendiriliyor. Birçok uzman konuyla ilgili konuşuyor ama arkasından bir refleks gelmiyor. Ne oluyor? Biliyoruz biz aslında hangi binaların kötü olduğunu, hemen hemen hangi bölgelerin çöküntü bölgesi olduğunu ama eyleme geçemiyoruz. Bir hareket alamıyoruz, atraksiyon yapamıyoruz. Dolayısıyla bunun artık son deprem olmasını, bu anlamda eylemin başlamasının gerektiğini söylemek istiyoruz. Bursa için konuşursak evet, çok ciddi anlamda depreme hazırlıklı olduğumuzu söyleyemeyeceğim. Sanayi yapısından tarihi yapılarına kadar birçok yapı aslında risk altında. Ekonomimiz de risk altında bu anlamda. Doğrudan bölge tarifi şeklinde değil de projesine uygun yapılmayan, denetim yapılmayan her bina aslında risklidir. Dolayısıyla ruhsatı olmayan, proje dışı yapılmış bütün binalara şüpheyle bakmak gerekiyor. Bu şu bölge, bu bölge değil. Her bölgede, her ilçede bu tarz binalar yoğunlukta. Özellikle eski yerleşkelerde daha fazla bunu gözlemleyebiliyoruz. Biz özellikle bu anlamda sorular bize çok geliyor ama hep şunu söylüyoruz. Vatandaşların kendi binalarına da alıcı gözle bakmasını önemsiyoruz açıkçası. Çünkü bina kendini ele verir. Ruhsatı yoksa, kendi döneminde çok derme çatma yöntemlerle yapıldıysa, hazır beton kullanılmadıysa zaten düşünülmesi gereken yapılardandır. Dolayısıyla bölgeden ziyade ruhsatsız ve projesiz yapılmayan bütün binalar için bunu konuşabiliriz aslında. Ruhsatı ve projesi olmayan, denetim görmemiş tüm binalar için bir kere soru işareti oluşması gerekiyor. Bu anlamda bölgelerde hangilerinde bu tarz yapı stoğu varsa riskli bölgeler diyebiliriz açıkçası. Bugün Bursa Mimarlar Odası Başkanı Şirin Rodoflu Şimşek'le birlikte olası bir depremde Bursa'yı konuştuk. B Gazete ekranlarından aktaracaklarımız bu kadar.